Arkadaşlar tarih bilimine giriş konusu içerisinde dikkat edilmesi gereken bir başka e, başlığımız tarihe yardımcı bilim dallarıdır. Şimdi tarihe yardımcı bilim dallarını tek tek açıklayacağız. Tarihe yardımcı bilim dallarından ilki arkeoloji bilimidir. Ve bu bilim dalları arasında en çok bilinen de arkadaşlar arkeoloji bilimidir. Arkeoloji toprak ve su altındaki kalıntıları inceleyen bilim dalıdır. Dolayısıyla kısaca arkeoloji bilimine kazı bilimi de diyebiliriz. Bunun dışında... Her tarihi olay arkadaşlar biliyoruz ki belli bir mekanda geçer. E, mutlaka yerinin belirtilmesi gerekir. O yüzden bir başka bilim dalımız tarihe ya yardımcı bilim dalı coğrafyadır. Yani yer bilimi olarak da geçer coğrafya bilimi. Her tarihi olay belli bir mekanda geçer diyoruz ve belli bir zamanda da geçer. Yer ve zamanı belirtilmesi gerekir. Dolayısıyla bir başka tarihe yardımcı bilim dalı kronoloji bilimidir. Kronoloji bilimi sıralama, takvim ya da zaman bilimi olarak geçebilir. Tarih öğrenimini daha kolaylaştırabilmek için kronoloji bilimi tarihi çağlara ayırır ve sıralamasını gerçekleştirir. Dolayısıyla buna zaman bilimi de denilebilir. Bunun dışında bir başka yardımcı bilim dalı paleografyadır. Arkadaşlar paleografya medeniyetlerin, toplulukların eski yazılarını inceleyen bilim dalıdır. Yani kısacası paleografya yazı bilimi kapsamına girer. Bunun dışında filoloji dil bilimidir. Etnografya toplumların kültürel değerlerini inceler, kültürel yapılarını inceler. Dolayısıyla etnografya kültür bilimi olarak bilinmektedir. Epigrafya arkadaşlar anıt ve kitabeleri inceler anıt ve kitabeleri incelemektedir. Ve nümizmatik bilimi ise eski çağlardan kalma paraları inceler. Yani para bilimidir. Arkadaşlar burada biraz bekleyelim. Nümizmatik bilimi yani paraları inceleyen, eski paraları inceleyen bilim dalı aslında tarihi dönemlerin ya da tarihin aydınlatılmasında tarih bilimine oldukça yardımcı olan bir bilim dalıdır. Peki nümizmatik biliminin faydaları nerededir? Özellikle eski çağlardan kalma bir madeni para bulduğunuzda numizmatik bilimi sayesinde neler öğrenebiliriz bundan? Özellikle o paranın ne zaman basıldığını, hangi çağda, hangi yıllarda basıldığını e, bilebiliriz. Çünkü üzerinde mutlaka bu yazar. Onun dışında hangi hükümdara, hangi devlet başkanına ya da hangi krala ait olduğunu bilebiliriz. E dolayısıyla hangi devlete ait bir para olduğunu bilebiliriz. Bu paranın nerede basıldığı bilinebilir. Hatta üzerindeki şekillerden, belki işlemelerden o toplumun kültür yapısı hakkında, sanat anlayışı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Paranın madeni değerine bakarız. Yani bakır mı, gümüş mü, altın mı? Buna bakarak ekonomik gücü hakkında bilgi edinebiliriz. Eğer ki para altınsa ekonomik açıdan da güçlü bir devlet demektir. Eğer ki paranın bulunduğu dönemde e, o bölgede başka bir devlet yaşıyorsa o para o bölgeye ticaretle gelmiş olabilir ya da o devlet başka bir devletin parasını kullanıyor olabilir. Dolayısıyla bütün bunlar nümizmatik bilimi sayesinde gün ışığına çıkartılır. Bu anlamda nümizmatik bilimi oldukça önemli. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir. Bir bölgede para varsa artık yazı da var demektir. Yazıyı kullanıyorlar demektir. Yani parayı kullanan bir toplum tarih çağlarına da yazılı döneme de geçmiş demektir. Bunun dışında bir başka bilim dalı arkadaşlar heraldik yani arma bilimidir devletlerin, uygarlıkların armalarını inceleyen bilim dalıdır aynı zamanda. İnsan bilimi ya da ırk bilimi de diyebileceğimiz antropoloji bilimi. Anlaşmaları, siyasi belgeleri, sözleşmeleri inceleyen bilim dalı ise diplomatik bilimidir. Diplomatik bilimi siyasi belgeleri inceler. Bunun dışında bir başka tarihe yardımcı bilim dalı ise sigilografiyadır. Sigilografi arkadaşlar mühür bilimidir. Özellikle ticari anlaşmalar üzerindeki mühürleri inceleyen bilim dalıdır. Toponomi arkadaşlar yer adlarıyla ilgilenir. Yer adlarını inceleyen bilim dalıdır toponomi. Ve bunun dışında da işte hukuk gibi, sanat tarihi gibi, toplum bilimi dediğimiz sosyoloji gibi, felsefe gibi ve ekonomi bilimi de denilen iktisat gibi bilim dalları tarihe yardımcı bilim dalları arasındadır. Arkadaşlar bu noktada şuna dikkat etmek gerekiyor. Tarihe yardımcı bilim dalları ile ilgili sorular, yoruma dayalı sorular bazen şu şekilde de gelebiliyor. Tarihi dönemleri düşündüğümüzde biliyorsunuz tarih yazıyla başlar. Sümerlerin milattan önce 3500 tarihinde çivi yazısını kullanmasıyla tarih başlar. Dolayısıyla yazıdan sonraki döneme tarih çağları yani ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ olarak adlandırılır. Ama yazıdan önceki döneme e, tarih öncesi dönem yani yontma taş, cilalı taş ve maden devri diye adlandırılmakta. Dolayısıyla yontma taş, cilalı taş ve maden devrinde kesinlikle arkadaşlar yazı kullanılmaz. Çünkü yazıdan önceki dönemdir. Tarih öncesi dönemdir. Peki bu bilim dallarından hangileri tarih öncesi dönemde bizim işimize yaramaz? Bize yardımcı olmaz. Yontma, cilalı ya da maden devri dediğimizde tarih öncesi dönemlerde hangi bilim dalları bize yardımcı olmaz? Özellikle o dönemlerde yazı kullanılmadığı için mesela paleografya yardımcı olmaz. Bunun dışında e, yazıları bilinemiyorsa dil yapıları da bilinemeyecektir. Filoloji bilimi de tarih öncesi dönemlerle ilgili yardımcı olmaz. E, bunun dışında para varsa yazı var demiştik. Nümizmatik bilimi de yine tarih öncesi dönemlerde yardımcı olmaz. Bunun dışında siyasi belgelerin üzerinde yazı olacaktır. Dolayısıyla diplomatik bilimi de yine e, tarih öncesi dönemlerde yardımcı olmamaktadır. Ve epigrafya anıt ve kitabelerin üzerinde de yazı olacağı için epigrafya bilimi de tarih öncesi dönemlerde yani yontma, cilalı ve maden devrinde yardımcı olmaz. Daha çok tarih öncesi dönemlerde yardımcı olan arkadaşlar arkeoloji bilimi, antropoloji bilimi ve özellikle kimya yani karbon 14 metoduyla bulunan tarihi eserlerin yaşının hesaplanmasıyla ortaya çıkartılan bilgiler. Kimya bilimi de yine tarih öncesi dönemlerde bize yardımcı olur. Müzik